üretim sezonu başladı ve fazla üretim, tüketimin az olması veya plansız bir üretim sistemiyle yapılan hava şartları da tabii bunun içine aldığımız vakitler, üretimi bir anda mahsulün büyümesi ve pazarın olmaması. En büyük sıkıntı pazarın olmaması. Tabii pazar dediğimiz vakitte akla pazar geliyor. Yani tüketicinin halk pazarı, halktaki pazar geliyor. Buradaki fiyatlara baktığımız vakitler şu anda 2 lira 3 lira civarında halen pazarlarda ıspanak devam etmekte. Ama maalesef üretim alanlarında üretici ıspanaklar ve buna benzer bütün ürünlerde şu anda buna kuru soğan da dahil olmak üzere üreticinin elinde kaldı diyebiliriz. Ki bu bir ay evvel bunun adeta fiyatının uçuk bir rakamlarda olması, 5 lira 10 lira arasında olması, bunu artık bir sanki üretici bir tekelleşme veyahut da üreticinin bir suçlusu gibi, bir üretim yapılmama gibi bir sıkıntılar doğdu. Ve biz şu anda şunu ispat etmek istiyoruz, şunu diyoruz. Diyoruz ki plansız bir üretimimiz var, plansız bir pazarımız var. Bu bizim Tarım Bakanlığımızın bir politikası olmalı. Burada en büyük sıkıntımız şu anda pazar bulamamak. Yani bugün biz kendi imkanlarımıza bu ürünümüzü İstanbul'a gönderiyoruz. İstanbul'da komisyoncu tarafından satılıyor. Onlar da satamadıklarını, alıcı olmadığını, müşteri olmadığını söylüyorlar. Adeta bugün 1 liraya ıspanaklar satılamadı. Şimdi bizim 1000 lirayla 2000 lira arasındaki fiyatta hiçbir sıkıntımız yok. Ha şu var, maliyet masraf üstüne baktığımız vakitler şu anda arkamızda bulunan ıspanağın dönümü 1 liraya, 1000 liraya maliyeti var bir dönümün. Şu anda 1 lirayı bırakın 50 kuruşu, yani 500 liraya alabilecek bir imkanımız yok. Çünkü bir taraftan sürme, bir taraftan da maliyetlerin altında kalma. Biz bunu çözüm olarak şunu istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde genel başkanımız bizim dedi ki üreticiyi tarlada zor tutuyoruz. Hakikaten tarlada zor duruyoruz. Her an için bu üretici bu tarladan çıkmaması için biz bir an evvel Tarım Bakanlığı olarak planlı üretim ve planlı pazara geçmeliyiz. Biz kendi başımıza ıspanak ekmemeliyiz. Yani bilinçsiz veyahut da pazarsız bir ıspanak ekimi yapmamalı. Şu anda benim süreceğim alan 10 dönüm. Ama aşağı yukarıya 15 gündür Sakintepe bölgemizde hiç sürülmezse 300 dönüm, 400 dönüm arazi ıspanak sürülmüş durumda. Bunun hemen arkasından gördüğünüz gibi kıvırcık marul cinsleri geliyor. Onlar da aynı şekilde şu anda biliyorsunuz %30, %40 düştüğü söyleniyor. Ama bunun %40, %30 düştü denilen bir ürün bizde %100 düşüyor.